Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde düşmeye başlayan otomobil fiyatlarını masaya yatıracağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Toyota müthiş bir indirime imza attı ve Corolla'nın giriş sınıfındaki modelini 1 milyon 4000 TL'ye kadar düşürdü ki siz muhtemelen gidip bayiye oturduğunuzda bu otomobili 1 milyonun da altına alabilirsiniz. Biliyorsunuz bayilerin bir pazarlık payı oluyor ve bu pay sayesinde biraz daha indirim yaptırabiliyorsunuz. Bu noktada Toyota'nın indiriminin ardından bir sürpriz gerçekleşti ve Fiat Egea'lara zam yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir yanda indirim var, bir yanda zam var. Bu ne alaka? Şu anda arkadaşlar otomobil üreticilerinin kafası biraz karışık gibi görünüyor. Bir yandan eldeki stoklar artmaya başladı. Diğer yandan ise arkadaşlar hala otomobil satışını fırsat olarak gören bayiler de var. Dolayısıyla bu noktada sizin yeni bir otomobil almadan önce farklı bayilerden de fiyat almanız gerekiyor. Çünkü atıyorum, şu anda atıyorum tahmin. Bir otomobilin liste fiyatı diyelim ki 970 bin lira olsun. Bir bayi arıyorsunuz, size diyor ki isteyen müşterilerimize 1 milyondan yardımcı oluyoruz diyor. İşte ekstralar falan klasik biliyorsunuz. İşte PPF kaplamadır, deri koltuktur, ne bileyim seramik kaplamadır, bunları veriyoruz yanında gibi. Diğer mağazayı arıyorsunuz, diğer bayi arıyorsunuz. O da diyor ki otomobilin fiyatı 970 bin lira. Ama gelin bu fiyatta da size yardımcı oluruz. Yani belki daha da aşağı ineriz diyor. Hatta belki üstüne de yine işte PPF kaplamadır, seramik kaplamadır vesaire bunları da hediye ederiz diyor. Dolayısıyla farklı bayilerden fiyat almanızda yarar var arkadaşlar. Bunu size söyleyebiliriz. Bir de şu önemli, bakın özellikle Instagram vesaire sosyal medya kullanıyorsanız son zamanlarda otomobil üreticilerinin aynı eski dönemlerde olduğu gibi, pandemi dönemi öncesinde olduğu gibi sıfır fiyatına çeşitli kampanyalar yaptığını görebilirsiniz. Yani bakıyorsunuz uzun zamandır biz bunları görmüyorduk. İşte atıyorum 300 bin TL'ye %0 faiz, 300 bin TL'ye %0.99 faiz, işte 150 bin takas desteği, 50 bin takas desteği. Dolayısıyla pek çok otomobil markası şu anda ellerindeki stok bollaştığı için arkadaşlar düşük faizlerle kredi vermeye başladı. Bunun yanında eski otomobilleri takas desteğiyle de yine ne yapmaya başladılar? Almaya başladılar. Bunlar önemli gelişmeler arkadaşlar. Neyi gösteriyor bize? Önümüzdeki süreçte ikinci el otomobil pazarındaki fiyatların öyle ya da böyle düşeceğini gösteriyor. Zaten son dönemde televizyonda vesairede görmüşsünüzdür mutlaka. Şu anda ikinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor arkadaşlar. Yani satışlar neredeyse tamamen durmuş durumda. Elbette bu durumdaki en büyük etkenlerden bir tanesi faizlerin aşırı artmış olması. Kimse şu anda otomobil almak için kredi çekemiyor. Çünkü zaten bu 12 ayda kısıtlanmış durumda. Yani siz 101 bin lira otomobil almak için kredi çekeceğim derseniz direkt olarak 12 aya düşüyor arkadaşlar. Ve 12 ay kredi çektiğiniz zaman da bunun muazzam bir faizi var. Atıyorum 100 bin lira çektiniz. Geriye neredeyse arkadaşlar 160-170 bin lira geri ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ve bunun aylık taksitleri de son derece uçuk meblağlara denk geliyor. Yani atıyorum 20 bin lira falan ödemek zorunda kalıyorsunuz ayda ya da ne bileyim 16-17 bin lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Şu andaki Türkiye şartlarında hani asgari ücretin falan 11-12 bin lira olduğunu düşünürsek hani aylık bu kadar yüksek taksit ödemek pek çok kişi için zor olacaktır. Yani düşünsenize adam 30 bin lira maaş aldığını varsayalım. Bu 30 bin liranın yarısını krediye verirse yarısıyla geçinmesi tabii ki çok kolay olmayacaktır. Neden? Bugün bir 55 depoluk benzin deposunu doldurmak bile arkadaşlar 2000 liranın üzerinde bir fiyat. Ki bir de dizel aldığınızı varsayalım. Dizelde zaten fiyat daha da uç seviyelere gidiyor. Yani 2500 liraya falan yaklaşıyor. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman otomobil fiyatlarının öyle ya da böyle düşeceğini söyleyebiliriz. Zaten şu anda pek çok uzman da bekleyin diyor. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Neden? Çünkü stoklar çoğalmaya başladı. Otomobiller alsatçıların elinde kaldı arkadaşlar. Tabii onlar da şu anda bayi fiyatına satmaya çalışıyorlar. Yani diyor ki lan ben bunu bari aldığım fiyata satayım da en azından paramı kurtarırım. Onlar da o kafadalar şu anda. Fakat adam da gerizekalı değil. Baktığın zaman lan bayi de var zaten. Niye kalkıp da ben senden alayım? Niye ben senin alınmış arabanı tekrar alayım diyor. Düşünüyorlar. Niye? Onun garanti süresi başlamış çünkü. Bir atıyorum 3 ay önce aldı adam. 5 ay önce aldı. Garanti süresi 3-5 ay daha az. Giderim ben bayiden sıfırını alırım. Niye senden alayım? İnsanlar da bu kafada. Ama dediğim gibi kredi çıkmıyor. Otomobil fiyatları hani baktığınız zaman en ucuzu yine her ne kadar eskiye oranla biraz daha fiyatlar düşmüş olsa da sıfır otomobillerde yine iyi bir otomobil alacağım dediğin zaman 1,5 milyon üzerinde para ödemeniz gerekiyor. Giriş otomobillerine bakıyorsunuz onların fiyatı da 700 bin TL'ye geçmiş durumda. Onları da almak çok fazla kolay değil. Dediğim gibi şu anda en uygunu Toyota Corolla. Hani C segment bir sedan modeli ülkemizde son derece tutuluyor. Tamam belki en boş model falan ama zaten o boşlukları bir şekilde doldurabiliyorsunuz aldıktan sonra.
1 milyon gibi bir fiyata satılıyor. En mantıklı seçenek o. 1 milyon baktığınız zaman evet iyi para değil. Kenarda azıcık paranız bile olsa atıyorum 600-700 bin liranız var. Hani üzerini krediyle tamamlayayım dediğiniz zaman 300 bin 12 ay %0'la bile çekseniz arkadaşlar geri ödemesi 20 bin liradan fazla oluyor. 30 bin liraya yakın bir geri ödemesi oluyor aylık bazda. Bu da tabii ki insanları zorlayacaktır. O yüzden hani derler ya yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal. Yani şu anda o tarz bir durumdayız. Fiyatlar düşmeye başladı. Evet buna seviniyoruz ama kredi faizleri çok fazla arttığı için otomobil almak gerçekten çok zor. Vade süresi de çok kısa 12 ay. En azından vade süresini uzatsalar hani ne bileyim 36 aya belki daha üzerine yaysalar. Evet bir nebze biraz daha kolaylaşabilirdi. Ama faizler bu kadar yüksekken de kimse o kadar faiz ödemek de istemiyor arkadaşlar dürüst olmak gerekirse. Adam 100 bin lira çekiyorsa çünkü atıyorum 36 ay sonra diyor ki 300 bin lira öde. Yani adam da o kadar fazla parayı ödemek istemiyor. Dolayısıyla güzel haber otomobil fiyatları düşüyor. Stoklar bollaşıyor. Stokların bollaşmasıyla birlikte elinizde bir miktar peşinat varsa ya da eski arabanızı takasta kullanmak istiyorsanız şu anda sıfır otomobile geçmeniz eskisi kadar zor değil. Yani pandemi öncesindeki gibi yine gidip sıfır otomobili rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Hemen hemen her markada her model araç bulunuyor arkadaşlar şu anda. Bunu belirtebilirim sizlere. Ama dediğimiz gibi kötü haber de faizlerin çok yüksek olması, kredi vadelerinin çok sınırlı olması ve bakanlıkların yaptığı açıklamaya göre bu vadeler biraz daha daralacak, biraz daha kısalacak. Bu da İşin kötü tarafı. Evet sizin de bu konu hakkında yorumlarınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere videonun altında cevaplar yazmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.